herkese. Ben Assistbox'ta iş geliştirme müdürü olarak çalışıyorum. Bugün burada projelerimizle engelli bireylere fırsat eşitliği sunmak, onlara erişilebilir bir hayat sağlamayı sunacak projelerimizden bahsetmek istiyorum. Kısaca kendi şirketimizden bahsetmek gerekirse 2018 yılından beri erişilebilirliği artıran projeler geliştiriyoruz. Sunumda aşağıda gördüğünüz iş ortaklarımızla birlikte projeler geliştiriyoruz. Sol tarafta ise hizmet verdiğimiz kurumları görüntüleyebilirsiniz. Bunun devamında projelere odaklanmadan önce engelli bireylerden bahsetmek istiyorum. Ülkemizde 4 milyonu aşkın işitme engelli birey var. Bunun devamında 250 binden fazla görme engelli, 200 binden fazla ise konuşma engelli birey mevcut. Biz engeli olmayan bireyler dahi gün içinde herhangi bir hizmet üzerinde 5 dakika hizmet alamadığımızda mutsuzlaşıyoruz, müşteri memnuniyeti oranımız azalıyor anında. Bu bireyler bizim aldığımız hizmetin çeyreğini dahi alamıyorlar. Toplumdan uzaklaştırılıyorlar ve mutsuzlaşıyorlar. Onlara daha erişilebilir hizmet sağlamak adına projeler geliştirdik. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk projemiz işaret diliyle çağrı merkezi. Bu projeyle birlikte işitme engelli ve konuşma engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara karşı seslerini duyurabilmelerine imkan sağlıyoruz. Kısa bir videoyla projeyi özetlemek istiyorum. İstanbul Havalimanı'nda kiosklar üzerinden, uygulama üzerinden ve web sitesi üzerinden işaret dili çağrı merkezi ile işitme engelli ve konuşma engelli bireylerin hizmet alması, soru ve sorunlarının cevaplanmasına imkan sunuyoruz. Bir diğer çözümümüz ise görme engelli bireyler için görüntülü asistan. Burada ise görüntülü asistanla birlikte görme engelli bireyler havaalanları gibi karmaşık ve kalabalık alanlarda yönlerini bulma ve hareket etme konusunda asistan hizmeti alıyorlar. Bu hizmetimizi de İGA üzerindeki bir örnek video üzerinden göstereceğim. Projelerimizle birlikte 4 yıldır İstanbul Havalimanı'nda birçok engelli bireyin daha iyi hizmet almasına, fırsat eşitliğine imkan tanıyoruz. Erişilebilirliğin artmasına, bu bireylerin daha iyileştirilmiş hizmetleri almasına ve havaalanı işletmeciliği için ise yüksek müşteri memnuniyeti ve kurumsal sosyal sorumluluğun artırılmasına katkı sağladık. Sunumda gördüğünüz üzere İstanbul Havalimanı bu projelerle birlikte 2 tane ödül aldı. Bu projeyi hayata geçirirken nasıl bir yolla hızlı bir şekilde hayata geçirdiğimizden bahsetmek isterim. Aynı gün içerisinde bile projeyi hayata geçirebiliyoruz. Burada bütün teknik yükü biz üstleniyoruz. Sadece karşı taraftaki kurumdan bir temsilci konumlandırmasını ve bu hizmetin görünür olacağı alanda link, buton, QR kod gibi bir görselin yerleştirilmesine destek istiyoruz. Bunun dışındaki tüm altyapıyı biz sağlıyoruz. Assistbox sadece bir görüntülü görüşme çözümü değil, panelimiz üzerindeki çağrı yönetimiyle birlikte bu görüşmelerin detaylı raporlanmaları, verilerin izlenmesi, videoların, müşteri memnuniyeti anketlerinin kontrol edilmesi gibi birçok çözüme imkan sağlıyoruz. Third party uygulamalara kolayca entegrasyon, white label kullanım gibi birçok imkan sağlıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda sunduğumuz bu çözümü TAV Havalimanları'nda da beraber hayata geçirip bir daha fazla işitme engelli, görme ve konuşma engelli bireye ulaşmak istiyoruz. Bu konuda beraber proje geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. Bu konuda teşekkür ederiz. Beni dinlediğiniz ve projeleri anlatmama fırsat tanıdığınız için çok teşekkür ederim.
Ali Hanım'a biz çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü jürilerimize bırakıyoruz. Kerem Bey mikrofonunu açabilir misiniz? Ses geliyormuş, tamam, süper. Tamam, teşekkür ederim. Sunum için çok teşekkür ederiz. İki tane sorum var. Tabii ki. Asistan hizmetini, videolu görüşme hizmetini bir yapay zeka agentıyla değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Böyle bir projeniz var mı? Bu birinci sorum. Buyurun. İkinci sorum da İGA'da kullanıyorsunuz şu anda bu çözümü. Kullanım istatistikleriyle alakalı biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Şöyle, yapay zeka tarafından ilerlemek gerekirse bununla ilgili araştırmalarımız ve POC süreçlerimiz devam ediyor. Fakat bununla ilgili çok fazla veriye ulaştık. İşaret dili birçok insanda değişebiliyor. Yerel bölgelerde değişebiliyor. Birçok engelli birey aslında tek bir dili bilmiyor ve sertifika alınan dil herkes de geçerli olmuyor. Bununla ilgili iyileştirilmiş hizmete ve hani biz survey'e ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka için o sebeple birazcık daha vakit var. Biz de denedik şansımızı. Fakat geliştirilmesi gerekiyor. O sebeple yavaş yavaş biz de oradan neler alabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz deniyoruz. İkinci soru ise İGA ile 4 senedir çalışıyoruz. Bunun 4'ünde işitme engelli bireyler, 1 yılında ise görme engelli bireyler için hizmet sağlıyoruz. Orada çok memnunlar. Bununla ilgili ödüller alınıyor. Sayısal verilere baktığımızda hatta şöyle söyleyeyim, biz bu projeleri hayata geçirirken engelli bireylerin dernekleri gibi, konfederasyonları gibi yerlerle görüştük. Oradan aldığımız feedbacklerde bu projeleri hayata geçiren farklı kurumlar da var sektörlerde. En çok bilinen İGA. Çok memnunlar, tercümanlardan memnunlar, görüşmelerden memnunlar. Bu sebeple engelli bireylerin olduğu o komünitede de bir aidiyet duygusu oluşuyor. Nereden iyi hizmet alıyorlarsa oraya daha fazla temas etmek istiyorlar. İGA'da gördüğümüz proje çok başarılı gidiyor. Daha da fazla projelerle ilerletmek istiyorlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, Nuray Hanım bir sorusu. Bu güzel düşünce ve yaklaşım için teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum gerçekten. Ben şunu sormak istiyorum. Tabii. Şu anda havalimanı olarak konuşuyoruz ama günlük yaşamda sabah gözümü açtım, akşama kadar böyle hizmet alma kapasitesi var mı? Ya da böyle bir şey planlıyor musunuz? İkincisi de bu ürün getirisi var mı? Yolcu memnuniyeti ya da kişi memnuniyetinin dışında. Maddi olarak herhangi bir kazanç beklentiniz var mı? Öncelikle günlük hayattaki akışından bahsetmek istiyorum. Biz bununla alakalı hem kamu kuruluşlarında hem özel sektörde nerelere temas edebiliriz, nereden gerçekten tüm bireylere her lokasyonda nasıl hizmet sağlayabiliriz şeklinde ulaşmaya ve neler sunabileceksek bunu sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Finansal maddi tarafından konuya bakmak gerekirse de hep söylediğimiz gibi temelde burada bu sosyal sorumluluk projesi üzerine yapılmış bir şey olduğu için maddi ve kar amacı gütmeyen bir proje olması gerekiyor. Biz de bu minvalde böyle bir projenin üzerinden kar amacı gütmek değil de daha fazla bireye daha fazla fırsat eşitliği sunmayı hedefleyerek hareket ediyoruz.